Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün şehir ışıklarını Muhsin Ertuğrul sahnesinden yakıyoruz. Birazdan konuklarımız Lerzan Pamir ve Elçin Atamgüç bizlerle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Gerçi biz de aslında biraz hoş geldik buraya. Şu anda evet. Muhsin Ertuğrul sahnesindeyiz. Tabii biz daha çok böyle oyun izlemeye alışıkken şimdi söyleşi yapıyoruz. Biraz siz bu süreçte neler yaptınız? Nasıl geçti pandemide? Gerçi şehir tiyatrolarını biz sürekli etkinliklerini gördük ve eğer tabii pandemi olmasaydı biz Kısraklı Kadını sahnede izleyecektik. Ve siz yönettiniz, siz de yer aldınız oyunda. Yani bu süreç şehir tiyatrosu açısından aslında yeni bir içerik üretimiyle devam etti. Evlerimize gidip işte karantinaya girdikten ve birkaç ay sonra ne olduğunu anladıktan sonra tabii devam etmenin bir yolunu bulmak adına salondan yayın ismini koyduğumuz bir içerik üretmeye başladık ve yayınlarımızı buradan yaptık. Bir kısmı eğitici içerikliydi, bir kısmı sanatçılarımızla Oslo'da geliştirdiğimiz bir projelerdi. Çocuklara yönelik bir proje yaptık. Dolayısıyla devam ettik. Şimdi sezon başında tabii tekrar açıldık. Bir oyunlarımızın premierlerini yapıp tekrar kapandık derken yine bu tarz içerikler üretmeye devam ediyoruz. Herkes gibi bir şekilde yapmanın yolunu bulmaya, yeni bir form bulmaya çabalıyoruz, çalışıyoruz diyebilirim. Elçin Hanım, sizin yoğun oyunlarınız vardı, geç kalanlar vardı, Can Yeleği vardı, sahnedeydiniz ve gerçekten de her ikisi de bir tanesi sizin tek kişilik oyununuzdu, diğeri de yine iki kişilik ama gerçekten duygularımıza hitap eden oyunlardı. Siz neler düşünüyorsunuz? Hani bu evet stüdyodan oyun bahsetti ama Lerzan Hanım bir oyuncu olarak aynı tadı alabiliyor musunuz stüdyoda yapıldığı zaman neler düşünüyorsunuz? Ya tabii mümkün değil yani. Bir de hani yaşa baktığınız zaman biz bu kadar teknolojinin içinde evet içindeyiz ama hani teknolojiyle çok sıkı bağ kurmak biz kuşak için çok zor. Hele hele tiyatro için yani oyunculuk için yönetmen için her şey yani tiyatroyu bilmiyorum yani adı üstüne yani o temas o göz kontağı olmadan bilemiyorum ama hani bu süreçte bazı yenilikler üretilmeye ve biz de onların içine ister istemez uyum sağlamaya çalışıyoruz. Olduğu kadar ama biz de izleyici olarak aslında çok o tadı alamadık aslında. Yani tabii ki sahnede hani izlemek, canlı canlı izlemek tiyatro için her zaman daha güzel. Kesinlikle. İzleyici tarafından baktım. Oyuncu olarak da aynı şey geçerli. Yani ne kadar hani o dördüncü duvar oluşmuş olsa dahi biliyorsunuz ki salonda izleyen seyirci var, bir nefes var, bir sıcaklık var. O ister istemez o sinerji sahne üzerine de yansıyor zaten ama sadece biz değil bütün dünyayı alt üst eden bir şeyle karşı karşıyayız. Yani mücadele ediyoruz, alışmaya çalışıyoruz daha doğrusu zorla da olsa. Peki sanatçı üretimine nasıl bir etkisi var? Hani örneğin bazı sanatçılar yani gerçekten bu dönem için hani daha fazla işte kitap okuduğunu, daha fazla ürettiğini söylüyor. Sizin için nasıl bir süreç oldu? Ya benim için aslına bakarsanız çok değişen bir şey olmadı. Yani ama kendin yani tabii sanatçıların dışında bir şeyden bahsediyorum şu anda. İşte kitap okuyoruz diyenler var, çok film seyrediyoruz diyenler var. Zaten bunlar hayatın içinde ve olması gereken şeylerdi. Birçok insan bu zevkleri bilmediği ve bunları hayatının her dönemine yaymadığı için yeni bir keşif oldu onlar için. Kendi adıma söylemek gerekirse benim için var olan şeylerdi zaten. Yani hani günde bir saat kitap okuyabilme fırsatınız varken bu dönemde 3 saate çıktı o. Ben daha çok içime dönüp kendi kendimi biraz daha keşfetme sürecine girdim. Yani ben ve benle aynı pencereden bakan arkadaşlarımla birlikte başka şeylerin peşine düştük. Yani içimizin peşine düştük aslına bakarsanız. Bir yandan çok iyi oldu. Şimdi birçok şeyi öğrendiğim iddiasındayım. Birçok şeyi daha farklı bakmaya başladığımın iddiasındayım ama ne zaman ki bu pandemi bitecek, biz gerçekten o yaşadığımız o hayata tekrar gireceğiz, işte o zaman büyük imtihan başlayacak aslında. Evet, gerçekten onu koşturmaya gideceğiz. Evet. Aslında geç kalanlar da birazcık buna yönelik bir eleştirel bir yönü vardı. Hani hayatın günlük telaşın, günlük daha çok kazanmanın dertlerine düşerken aslında bir şeyleri kaybediyoruz ve o kaybettiklerimizi
kaybettiklerimizin değerini anlayamıyoruz. O geç kalanlar biraz öyleydi. O duyguyu veriyordu bize. İşte o teknoloji dediniz ya, teknoloji hayatımıza girmeye başladığından beri biz göz göze bakmayı, dokunmayı, seni seviyorum demeyi ya da ne bileyim, bunların hepsini unuttuk. Yani teknoloji evet çok iyi, olması gereken, değişen dünyada kaçıncı yüzyıldayız ama ve lakin, yani bu yürürken de biz genlerimizden gelen, biz bir kere ırk olarak da dokunmayı, temas etmeyi, göz göze gelmeyi, apur supur sarılıp öpüşmeyi seven insanlarız. Yani o da onu, o değerleri anlatıyordu aslında. Yani söyleyin diyor. Yani seni seviyorum demekten utanmayın. Bunu illa karşılıklı cins olarak değil, ben artık yani anneme bile doğru düzgün seni seviyorum demez iken, gerçekten bu oyunla kurduğum empatide, ya niye saklıyorsun ki bunu? Anlıyor. Hayır. Sadece anlamak değil, söyle. Zor bir şey değil. Yani Lerzan, seni çok seviyorum. Hakikaten seviyorum ve bunu söylemek de artık beni çok daha fazla iyileştiren bir şey olmaya başladı hayatımda. O onu anlatan bir hikayeydi. Oldukça da etkili oldu. Çok da sevdi seyirci, çok yani bu açıdan. Peki biraz da kısraklı kadına gelmek istiyorum. Şimdi evet, biz bu pandemi öncesi ve özellikle de şehir tiyatrolarının başlattığı kadın yazarların kadın oyunları oynanacaktı minimalde. Ama gerçekten hani bu pandemi gerçekleşince bizi izleyemedik, şey yapamadık. Biraz şöyle mi başlasak? Kadın yazarların oyunlarını, hani bu başlık sizce gerçekten konulmalı mıydı? Aslında hani kadın erkek ayırt etmeden biz neden oyunları sahneleyemiyoruz da kadın oyunlarını belirtmek zorunluluğunda kalıyoruz? Biraz buna değinebilir miyiz? Evet, kadın sezonu dediğimiz sezonda geçen yıl yönetmeninden yazarına, çevirmenine de sanırım bir tane oyunumuzun kadar böyle bir öncelik tanındı. Daha doğrusu çoğunluk diyeyim, öncelik yanlış olacak. Genel sanat yönetmenimizin aslında bunu pozitif bir amaçla belirtme sebebi, repertuara bakıldığında aslında sadece şehir tiyatrosu için değil, devlet ve özel tiyatroları da kapsayan dallarında. Siyasette de belki de her alanda. Oran olarak kadın yazarlarımızın çok az olduğunu fark etmiştik. Dolayısıyla da ona yönelik böyle bir sezon hayal edilmişti. Çok değerli kadın yazar, yönetmen arkadaşlarımız ve oyuncularımız tabii ki vardı. Benim açımdan bu projenin özellikle, yani kısaklı kadın üzerinde söyleyebilirim, diğer oyunlar için de böyle, artık başrollerinde kadın karakterin olduğu ya da daha yeni başrolünde kadın karakteri olan oyunlarımız var ama daha yeni modern karakterlerin yazıldığı çağdaş metinler olması açısından benim için çok heyecan vericiydi. Kısaklı kadın da öyle. Kısaklı Kadın'daki Kısaklı Kadın Ersin abla oynuyor ve beraber çalışmaktan Eylül Gökçer ve Permin'e dönem müthiş zevk aldım. Çok şanslı bir projeydi benim için. Olağanüstü bir ekiple çalıştım. Ve Ersin ablaya da şimdi bahsederiz. Burada Tükaka diye bildiğimiz bir karakteri çok feminist bir yorumla yazmıştı yazar. Dolayısıyla hani bu başlığı çok iyi dolduran bir oyun olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da böyle bir bakış açısıyla yaklaşabilmek bana çok heyecan vericiydi. O zaman hemen Elçin Hanım'a soralım, Kısraklı Kadını biraz tanıyabilir miyiz? Hatırladığımız kadarıyla. Hatırladığımız kadarıyla diyelim. Güzel bir prova dönemi geçirdik. Aslında tehlikeli ama çok heyecan vericiydi. Yani en başta Lerzan'la tanışmış oldum. Benim için çok önemli bir armağandır. Çok şükür. Ekip arkadaşlarımız da zira öyle. Çok heyecanlıydı gerçekten. Korka korka ama keyifle sahnenin üzerindeydi. Güzel bir karakter. Çok etkileyici. Özellikle bu dönemde, yani bu kadınların kadın haklarını savunup da aslında bir taraftan da kendi ayaklarına sıktıkları bir dönemde böyle bir karakterin doğuyla batı arasında sıkışmış kalmış, işte hastanede kendi kimliğini arayan bir kadına bunu mitolojik bir taraftan gelip söylüyor olması, hakikaten hani oyuncu olarak da çok kendini iyi hissettiren ve gerçekten söylemek istediklerini de o Elka vasıtasıyla söyleyen bir taraftan benim çok avantajıma gelen bir metindi. Ama işte yani keşke oynayabilseydik. Oynadıkça belki söyleyebilecek çok daha fazla şey çıkardı. Çünkü şöyle bir şey var, biliyorsunuz yani, en azından duymuşsunuzdur. Ne kadar çok bir oyun sahnede oynanırsa oyuncu o kadar çok rol ve metin hakkında çok daha derinleşip farklı söyleyecek çok fazla cümlesi çıkıyor aslında. Bizim biraz hevesimiz kursağımızda kaldı ama o üç oyunda da, galiba üç ya da ikiydi, hatırlamıyorum,
ses getirdi diye düşünüyorum. Yani sezonda güzel olacak oyunumuz inşallah. Peki Elçin Hanım, ben yine size sormak istiyorum. Hani kadın oyunlarından bahsetmişken, bir erkeğin kadın hikayesi yazmasıyla ya da yönetmesiyle bir kadın yönetmenin yazıp yönetmesi arasındaki farkı, hani siz oyuncu olarak mesela diyelim ki bir erkek yönetmen yazdığında, yönettiğinde, yani bir kadın bu tepkiyi vermez, böyle yapmaz, bu hani erkek bakış açısıyla yazılmış, onları hissedebiliyor musunuz? O eleştirileriniz oluyor mu? Yok ya, hiç boş, yani erkek, şimdi Nihat'la iki oyunu çalıştım. Ya bu bence hani kadın erkek, biraz önce söylediniz ya, insan olabilmekle alakalı bir şey. Yani hep şey diyorlar ya, sen kadın aklını erkek gibi düşünmeye kalkma. Evet, kadın erkek beyni gerçekten birbirinden çok farklı, ama sen insan olabilmenin erdemini taşıyorsan zaten asıl görevimiz de bu değil mi? Seni anlamaya çalışmak, empati kurmak. Şimdiye dek karşılaşmadım. Karşılaşan oyuncular varsa bilmiyorum, ama zaten bir erkek de bir kadın oyunu yazıyorsa ve buna cesaret etmişse mutlaka kadına dair çok fazla birikimi vardır ve onu bir yerden canını yakan bir şeydir ki oraya itmiştir. Onun için ben böyle bir ayırım. Aslında hemen aklıma şey geldi. Atıf Yılmaz geldi. Mesela ne kadar güzel sinemada kadın hikayeleri vardır Atıf yani. Yılmaz'ın ve ne kadar aslında kadınların öğrenmesini sağlamıştır yaptığı filmlerle. Ya düşün, bir erkek bunu yapıyor. Evet, onun için evet. Yani temel bence insan olmakla. Peki o zaman hemen Lerzan Hanım'a döneyim, şöyle soruyu değiştireyim. Bir kadının kadın hikayesi yazması, ya da şöyle diyelim ya, bir erkek kadın hikayesi mi yazmak istemiyor? Kadınlar mı daha çok kadın hikayesi yazmak istiyor veya yönetmek istiyor? Ya da kendi hani korunaklı alanında mı, bildiği alanda mı ilerlemek istiyor? Onun için mi çok az kadın hikayeleri hem sinemada hem tiyatroda? Aslında bizim sezonumuzda kadın hikayelerinden ziyade kadın karakterleri tanıyabileceğimiz, yani kadın hikayesi diye hani daraltmak istemem çünkü yaklaşık 11 oyundan bahsediyoruz. Hani daha çok kadın karakterleri, bu nesilde nasıl karakterler olduğunu yazan oyunlar var. Bilmiyorum yazarlar açısından erkek yazarlar ne düşünüyor, ama hani yönetmen açısından bunu söyleyebilirim. Ben de Elçin abla gibi düşünüyorum. Her bir yönetmen oyunu yönettiğinde bambaşka bir şey çıkıyor. Bunun hani iki kadın yönetmen de aynı metne baktığında bambaşka bir şey bulup, bambaşka bir şey seçip sahnelemek ve anlatmak istiyorlar. Dolayısıyla insandan insana farklılık gösterdiğini ben de düşünüyorum. Neden az karakter var? Bunu değiştirmek için biz de bu sezonu yaptık. Yani onlara sormak lazım. Bilmediğim bir şey söylemeyeyim, ama hani çok arttığını görüyorum. Bizim yaptığımız sezonun da bu anlamda çok güzel yansımalarını duyduk, aldık. Öyle diyebilirim. Tabii şey diyoruz, ama tabii ki Atıf Yılmaz güzel örneğiydi, ama biz yıllarca da Türkiye sinemasında şunu da gördük, yani hep itaatkar kadın, eğer hani hakkını savunuyorsa o kötü kadın, o tarz hikayeleri de gördük yıllarca. Evet, biz 8 Mart'ta bununla ilgili Emre Koyuncuoğlu ile beraber bir söyleşi yapmaya çalıştık Clubhouse'da. Hani kadın sahne, karakterler, onun temsili vesaire diye, ve o gece de hep hani bunu konuştuk. Dolayısıyla hani artık hani bu oyunlarda da öyle yazılan kadın karakterlerimiz de dediğiniz gibi itilip kakılan işte mağdur karakterlerden ziyade işte hepimiz gibi çalışan, kendini ifade eden, güçlü vesaire karakterlerin de hayat içinde, onlar da şiddete uğruyor, onlar da zorluklar yaşıyorlar. Dolayısıyla orada bir dönüşüm aranıyor diye düşünüyorum. Biz de hatta bunu araştırmak için uzun bir sohbet yaptık yakın zamanda. Peki yani Hollywood'da başladı bu Me Too hareketi. Ondan sonra işte çeşitli ülkelere, dünyaya da yayıldı. Siz Türkiye'deki yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de de işte bazı kadınlar kendilerine yönelik cinsel tacizde bulunanlara ya da işte şiddette bulunanlara ifşa ettiler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani biz halen içimize kapanık mıyız bu konuda? Yoksa rahatlıkla kendimize yapılan haksızlıkları söyleyebiliyor muyuz? Yani söyleyemiyoruz herhalde. Yoksa bunu konuşuyor olmazdık. Keşke söyleyebilseydik. Yani söylenmesinin ben de destekçisiyim tabii ki. Bununla ilgili de ne yapmamız gerekiyorsa diye mutlaka aramızdaki araştırmalarımız devam ediyor. Bence çok yeni konuşuluyor ülkemizde bu. Söylenmeli. Söylenmesi için de hepimiz birbirimize destek olmalıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki dezavantajlı mı Elçin Hanım, kadın oyuncular erkek oyunculara göre daha çok sinemada ve tiyatroda?
Yani bunu, bu soruyu da şundan dolayı soruyorum. Hani buna yönelik kadın oyuncuların eleştirileri var. Kadın oyuncular hani belirli bir yaştan sonra kendilerine daha az rol teklifi geldiğini, erkeklerle ilgili hani bu sorun olmadı ama kadınlara yönelik böyle bu tarz ön yargıların olduğunu söylüyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşünmedim işte, bilemedim bunu şimdi. Tiyatroda böyle bir şey yok. Hakikaten gerçekten yok yani. Hani kadın içinde rol var, erkek içinde rol var. Bilemedim. Gerçekten bilemedim. O kadar ironik oldu ki biz az evvel bir şehir tiyatrosu için yaptığımız bir proje için Elçin abla bir erkek karakteri oynadı bir kadın olarak. Onun provasında çık az önce. O yüzden şu an bu soru için değil mi? Maskülen bir kadın olduğum için bunu düşünmemiş olabilirim. Bilmiyorum yani. Buna yönelik hani bayağı bir açıklamaları oldu. Kadın oyuncuların, kadın sanatçıların. Hani bu ayrımın olmaması gerektiğini, özellikle yapımcılara, yönetmenlere de, ben de o nedenden. Evet, ücret politikasında tabii bu çok konuşuluyor bildiğim kadarıyla. Şunu söylersiniz belki, hani güzel kadınlarla orta vasat, hani baby face olmayan kadınlar arasında bir ayrım yapılıyor gibi bir şey söylüyorum. Söyleyecek çok fazla şeyim var ama hani kadın erkeğe girdiğim zaman evet yani bayağı bir yol almamız gerekiyor aslında, değil mi? Yani hani bu konuştuklarımızdan o çıkıyor aslında. Daha evet, çok yolumuz var. Tabii ki yani kadın yönetmen için de benzer şey geçerli. Belki geçen bu söyleşide birkaç yönetmen arkadaşımız şeyi paylaştılar. Çok aklımda kaldı, ben de çok yer etti. Fikrimi kabul ettirebilmek için en az 3-4 kere ifade etmem gerekiyor dedi biri. Ebru Nihan da sağ olsun bu eğitimleri veriyor ve çok değerli bir arkadaşımız. Bir istatistik paylaştı bizle. Sadece sanat alanında değil, yönetici işte çalışan kadınlarda fikrini %60 oranında şu daha fazla, kadının fikrini kabul ettirebilmesi için en az 3 kere tekrar etmiş olması i̇şte. Gerekiyor gibi. Buyurun. Tabii bu hani belki oyunculuğa olmasa da icra kısmında işin hani yönetmen tasarım ekibinde yansıyor olabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki biraz da ben Can Yeleğin'e değinmek istiyorum. Orada da yine Türkiye'nin çok önemli bir meselesine değiniyoruz. Yani hani şu kadın, dünyanın ve gerçekten mülteci meselesi. Biraz dinleyebilir miyiz sizden? Mesela oyuna hazırlanırken bu kadar can yakıcı bir konu olduğunu biliyor muydunuz? Oyunu oynadıktan sonra neler düşündüğünüz oyunla ilgili? Nihat Alptekin'le çalıştık oyunu. Metni ilk getirdiğinde, yani metni koymaya karar verdiğinde dedi ki böyle böyle bir şey yapacağım. Adem ne güzel bir gün gelsene hani. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Hem otururuz hem metni birlikte okuruz falan. Niye ben değilim dedim. Yok dedi, sen olmaz Ayçin dedi, yani sen değilsin. Gerçekten. Peki, evet peki dedim, yani yapacak bir şey. O gün bana geldi, oturuyoruz. Dedi hadi oku bakalım bir hani. Okurken ağlamaya başladım. Durdu, çok özür dilerim dedi ya. Yani senin gibi duyarlı bir insana ben bu cümleyi neden kullandım ki? Evet sensin dedi. Böyle bir zorla almış oldum ben o metni. Ama sonrasında gerçekten hani bildiğimiz ve hep hani söyledim ya, birçok şeyi biliyoruz ama yüz yüze geldiğimizde ne kadar ne hissediyoruz, o çok önemli. Gerçekten elime geldikten sonra bu kanayan yarayı, yani yüzyıllardır kanayan bu ırkçılık, göç, bunlar gerçekten büyük yaralar ve o zaman yüzleşiyorsunuz bazı şeylerle. Çok zorlu bir süreçti. Tek kişilik, ilk defa tek kişilik bir oyun oynuyorum. İşte sahnede müzik var, müthiş bir performans var. Evet. Bir ara yapamayacağım herhalde dedim. Yani 53 yaşındayım, bu nasıl olacak? Geçen yılda şimdi 54 yaşındayım ama hikayeyi ve durumu gerçekten kavradığınız zaman ne yaşınız kalıyor, ne kendi hissettikleriniz, gerçekten nasıl sesimi, ne yapabilirim de ben sesimi bir adım daha bir başkasına ulaştırabilirim noktasında çok mücadele verdim kendimle ve çok özdeşleştim. Yani evet, bir hikayesi vardır belki, hani bu kadarı yeter size söylemem için. Kadıköy Tiyatrosu'nda oynuyorum. Oyun bitti, kulisteyim. Bir kadın, dediler ki biri görmek istiyor seni. Hışımla bir kadın girdi içeriye, yarım yamalak Türkçe. Doktormuş. Evet. Suriye'den gelmiş. Bir tek şunu söyledi. Ben sana ne diyeyim ki dedi. Boynunda bir fular vardı. Çıkarttı, üzerime attı ve ağlayarak kaçtı kulisten. O gün dedim ki Elçin ve Nihat, siz öyle güzel bir şey yaptınız ki. Bir kişinin dahi şurasına dokunup söyleyemediklerini bir başkası tarafından binlerce kişiye anlatıyor olması kadar güzel bir şey, güzel bir görev herhalde. Başka bir şey ne yapsam ki yani. Aslında belki diğer taraftan baktığımızda da ön yargıyla yaklaşan
oyundan çıktıktan sonra o empatiyle de yaklaşabiliyor. Neler söylendi, ne büyük eleştiriler aldık. Yani o kadar tersine yatırıldı ki, çünkü bakmak istedikleri şey orası değil. Bir şeyle, mülteciyle karşılaşmak istemiyor. Çünkü hiçbir zaman kendini o tarafta görmüyor. Sadece aklı fikri o sokaklarda gerçekten, yani bu bizde de var. Yani atıyorum işte adam kalkıyor, nereden geliyor ne bileyim, Güneydoğu Anadolu'dan geliyor buraya, çalışıp çabalayıp para kazanan da var ama hırsızlık yapan da var. Tabii. Yani bunu nasıl bütün bir bölgeye ya da bir tek millete nasıl bunu entegre edip bu inançla yürüyebilirsin? Ya, o kadar şaşırtıcı şeylerle karşılaştık ki. Ya, siyaset yapıyorsunuz dediler bize. Pardon, biz bir insanlık meselesi anlatıyoruz da hiçbir şeye dokunmadan. Bile şey yani, birilerini rahatsız edebiliyor aslında, ne kadar önemli bir şeyi dile getirdiğini. Çünkü yüzleşiyor, görmek istemediği şeyle yüzleştiği zaman sürekli tek yaptığın şey itiraz etmektir. Ama aklı olan, birazcık düşünen, neyi anlatıyor, bütüne bakmıyor, sadece tek bir şeyden yürüyor ama kavramın farkında değildi. Onun için çok kendimi iyi hissediyorum bu açıdan. Aslında sahnede bu tür hikayelerin olması izleyici için de çok önemli. Aslında orada da sanatın gücü ortaya çıkıyor. Gerçekten belki de hani bütün ön yargıları yıkarak sizin oyununuzdan çıktıktan sonra farklı bir dünya ile çıkmış olabilir. Yani şu sahnenin üzerinde bir derdimiz olmalı. Yani sanatçının, oyuncunun görevi bu. Yani bir derdimiz olmalı. İşte Kısraklı Kadın'da olduğu gibi bir derdimiz var. Can Yeleği'nde olduğu gibi bir derdimiz var ve biz bu derdi anlatmak üzere buradayız. Yani tepelerden bilmem neler geçirip uçurtmamıza gerek yok. Bir şey anlatıyoruz. Bunu sadece samimi bir dille ve gerçekten anlatılması gereken bir şey varsa sanatçının görevi budur, oyuncunun. Bunu anlatıyoruz. Ekip olarak, yönetmen olarak tek bir düşüncemiz var. Samimiyetle bir şey anlatmak. Peki o zaman Lerzan Hanım, siz sahnede neleri anlatmayı seviyorsunuz diye sorayım size. Neler Elçin Hanım, hani derdi olan... Yani çok çok güzel anlattı bence Elçin abla. Kısaklı Kadın'da da bunu beraber keşfedip beraber dertlerimize karar verirken çok yakın hissettiğim için şu anki düşüncelerine de çok yakınım. Tabii ki bir mesele anlatmak için oradasınız. Bir duygu yaşatmak için oradasınız. Bunu da en samimi ve doğru şekilde yapmak oluyor görevimiz. Tabii ki birazcık kadın konuştuk diye de hani üstüne geldi. Bu tarz eksik olduğunu düşündüğümüz şeyleri paylaşmak, başka bir açıdan baktırabilme imkanı sağlayan metinler daha heyecan verici. Bahsettiğimiz oyunda Elka diye bir karakter var. O da en başta bahsetmedik belki, tabii oyun çok yeni, doğal olarak bilmiyor olabilirsiniz. Al karası denir. İşte çocukları kaçırdığı söylenen bir kadın vardır. Loğusa bebekler işte 40 günlükken anne hamile doğum yaptıktan sonra bebeği kaçırmasına dair böyle farklı bölgelerde farklı isimler takılıyor bu mitolojik karaktere. O karakterin hikayesini anlatıyor bize Kısaklı Kadın. Ama o karakterin neden o hale geldiğini ve neden ona kötü dendiğini, aslında hani kötü olmaktan uzak sadece özgürlük isteyen ve tırnak içinde erkeklerin yaptığı at binmek, şarap içmek gibi şeyleri yaptığı için kötü adledilen bir kadın olup dışlandığını falan öğreniyoruz. Ve sahnede aynı zamanda kariyerine çok fazla vakit ayırdığı için bebek sahibi olmakta geciktiğini düşünen, kendi adına ve buna dair dertleri olan çok modern bir kadın var. İkisinin çatışması o anlamda hani çok güzel bir sentez. Hem zaman hem coğrafya açısından çok keyifli. Bu tarz dertleri olan oyunları anlatmak çok güzel tabii ki her zaman. Peki 27 Mart Dünya Tiyatro Günü gerçekten, bilmiyorum, bütün dünyada herhalde çok garip bir kutlama olacak. İlk kez tiyatrocular sahnede olmayacak. Sizler sahnede olmayacaksınız. Nasıl bir deneyim bu? Ne düşünüyorsunuz? Yani dediğim gibi tek bizim, yani bütün dünyayı kapsayan bir şey ve gerçekten olağanüstü bir durumla bütün dünya aynı kabın içindeyiz. Yani parası olan parasını harcayamıyor, huzuru olanın huzuru bitti. Yani tiyatro sadece bir lokması işin içinde. O kadar büyük bir mesele ki bu. Ama tabii oyuncu olarak gerçekten her daim şu tahtanın üzerinde olmak kadar trilyonları yasalar tüm oyuncuları içine, gözü kapalı, hiç sorgusuz sualsiz, aynı çizim, hepsi burada olmayı ister. Ama yani
Bu da bir, yani bununla da bunu da görecekmişiz. Evet. Bu da çıkacakmış. Bundan da bize bir şey olacaktır. Buradan da bir şey çıkacak. Evet, yani belki daha başka şeyler olacak, hayrımıza olacak belki de, bilmiyorum. Yani o kadar aslında üzücü bir durum ki. Evet. Çok. Aslında hani özel tiyatrolar için, müzisyenler için çok zor bir yer. Sadece tiyatro değil, hani bütün dallar için, bütün sinemalar dallar kapalı, evet, örneğin. Meslektaşlarımız yani çok zor durumda, bunu biliyoruz. Yani bizler tabii, yani şu anda en azından biz kurum oyuncuları olarak bir nebze daha rahatız ama hem buradan para kazanan müzisyenler, tiyatrocular, işte bütün sektör perişan halde. Düşünsenize, yani gerçekten hala da öyle, bir dönem saat 7'de gerçekten yemek yiyemiyorduk haberlerin karşısında, gördüğümüz sayıyı takip etmekten. Yani inanılır gibi değil mi? Her şeye bakış açımız değişti. Yani metrolarda müzisyenlere bakış açısıyla şimdi metrolarda çalan müzisyenlere bakış açısı arasında bile korkunç fark var. Peki nasıl bir dönüşüm olacak sizde? Olumlu mu olacak? Örneğin, yoksa gerçi siz dediniz aslında asıl sınav o, ama yani kalındığı yerden devam mı edecek? Yoksa gerçekten her şey değişecek mi? İnsanlar hani daha mı birbirlerine karşı, ya da işte kirlettikleri doğaya karşı daha mı şey olacaklar, duyarlı olacaklar, ya da birbirlerini incitmekten daha mı şey duracaklar? Nasıl öngörüleriniz var sizin? Ya, bence bir grup gerçekten, yani farkına vararak yaşayan bir grup, farkına vardığını fark edecek ve farkında olarak yaşamaya başlayacak gerçekten. Ama bir grup var ki onlar hiçbir zaman değişmeyecekler. Yani o tüketemedikleri o zamanı 1000 kat fazlasıyla tüketerek harcamaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu da bir denge yani. Hı hı. Bu dengeyi bozamadığımız için zaten dünya olarak bu haldeyiz. Evet. İşte o çoğunluk da onları zamanla belki, ya da biz zaten görmeyeceğiz de. Çok bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Hı hı. Çok bir şey değişeceğini de bilmiyorum. Yani birlikte göreceğiz. Ama temennim Pollyanna gibi değilim. Yani evet, o noktada evet değilim, ama iyi olacak diye ümit etmek istiyorum. Peki sanat üzerinden de bu çok tartışılıyor. Hani yeni bir sanat şekillenecek, daha çok dijitalleşmeye gidilecek deniliyor. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Hani örneğin tiyatro dediğimiz, yani daha çok sahnede oynanan, insanların birbirleriyle iletişim içerisinde olduğu bir sanat dalı. Bu nasıl olacak? Mesela belki hani filmler için işte platformlarda yayınlanacak, ama tiyatronun dijitali nasıl olacak? Olmasın. Mümkünse. Yani sanattaki sürekli bir sanatta bir değişimden bahsediliyor, ama nasıl? Ben kendi adıma, ya bir kere hani bu dönüşüm, pandeminin etkisi nasıl olacak dersek, hani en büyük üzüntümüz herhalde hepimizin o, kendi mesleğimiz için söyleyecek olursak, çok değerli tiyatroları kaybediyoruz. Ayakta kalamadıkları için kapanıyorlar. Çok değerli meslektaşlarımız başka işler yapmak zorunda oldukları için mesleklerinden uzaklaşıyorlar. Dilerim ara veriyorlar olarak olur bu hayatlarında. O anlamda kan kaybediyoruz bence. Bir tiyatro nasıl dönüşecek, nasıl bir sanat dalı olacak derseniz, elbette ki her sıkıntı gibi, her buhran dönemi, savaş dönemi gibi eminim yeni yollar, yeni diller bulmaya çalışılacaktır. Ama bunun için hani bu kadar kısa zamanda dönüşüp yeni bir ifade şekli bulmamız için de az bir süre diye düşünüyorum. Hı hı. Yani şimdilik gönlümden geçen ve yani kimle de konuşsam bunu biraz reddediyoruz galiba. Hani biz burada seyirciyle olmayı seviyoruz. Bu canlılık, hani tiyatro dediğiniz şey seyirciyle o kadar olan bir şeyken, onu tamamen içinden çıkarınca tekrar ifade etmek için çok düşünmeye ihtiyaç var bence. Tek bu işin pozitif şeyi şu olabilir, çıkarımı öyle hayal ediyorum bütün kalbimle. Hani bittiği gün herhalde kapılar, pencereler yıkılacak ve ya biz çok özlüyoruz. Ben yazın açtığımız o kısacık dönemde seyircinin de çok özlediğini gördüm. Hani ben bir tiyatro seyircisi olarak da özlüyorum işi yapan olmanın dışında. Dolayısıyla bir tek o artısı olabilir diye bence umuyorum. Bence seyirci bunun cevabını verecektir. Yani sahip çıkacak bir şey olacak çok aslında. Benimsediğini zannetmiyorum. Mutlaka dijitalde olmalı yani. O da farklı bir alan, ama buranın yerini hiçbir şey tutmayacağı için seyirci de bunun farkında ve gerçekten seyirci sahip çıkacak tiyatroya. Bence sinemalar için de aynı şey olacaktır, evet, aslında. Ben hani belki şu anda daha çok işte dijital platformlar var, insanlar film izliyor, ama sinemalar açıldığında da ben kesinlikle aynı ilgiyi göstereceklerim. Seyirci bu şeyi, vefayı gösterecektir, çünkü onlar da burada mutlular. Sanmıyorum yani. Peki ben size çok teşekkür ederim. Bir de sizden böyle güzel bir Dünya Tiyatrolar Günü mesajı alalım.
alalım. Neler söylemek istersin? Derin. Ben kendi adıma gerçekten hani bugünü eskiden coşkuyla kutlarken şimdi zor durumda olan meslektaşlarımızı bildiğim için buruk hissediyorum. En kısa zamanda pandeminin geçmesi tabii çok yani polyanacı bir dilek oldu ama hani meslektaşlarım için en kısa zamanda yardım paketlerinin olması, hayatta kalmaya devam etmeleri ve tiyatroları kapanmamasını diliyorum. Sizler için mi? Kesinlikle öyle. Gerçekten meslektaşlarım adına ben de yani devletin, belediyelerin her şekilde onlara destek olmalarını istiyorum. Yani bu böyle bir dönem. Geçecek inanıyorum. Ama hep birlikte olursak geçecek, destek olursak geçecek. Sağlık, sıhhat, huzurumuz, mutlu tahta üzerinde bitmeyen oyunlar diliyorum. Alkışlar falan. Meslektaşlarım, alkışlar falan. Çok güzel. Aslında bu söylediğiniz yani güzel sözün üstüne de bir şey söylememek gerekiyor gerçekten. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sahnede tiyatro oyunlarını izleyebileceğimiz günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.